Sevgili Gönül Dağı izleyicileri, küçük bir reklam arasından sonra tekrar Gönül Dağı kaldığı yerden türküleriyle, izleyicilerinin istekleriyle, izleyici istekleriyle devam ediyor. Bizi 88.3 Sancak FM'den, radyomuzdan dinleyen dinleyicilerimizle de buradan selamlarımızı, saygılarımızı armağan ediyoruz. Bir Neşet Ertaş türküsüyle reklamdan döndük. Ayşenur, yüreğine sağlık. Seher vakti çaldım yani, kapısını dedin. Evet, bu türküyü bir izleyicimize armağan ettik ama şimdi önce türküyle girdiğimiz için başında söyleyemedim. İsmini hatırlatalım. Tabii izleyicimizin ki kimlere armağan ettiğini. Ayhan Uçar ulaşmış bizlere. Bediha Uçar'a, 5 çocuğuma, 16 torunuma, 9 tane torun maşallah. Çocuğuma, 3 Alman gelinime, 2 damadıma, 5 Türk gelinime demiş. Bilecik halkına, Bursa TV çalışanlarına, Ayşenur Hanım'a ve saz arkadaşlarına gelsin demiş. Tamam. Teşekkür ederiz. Maşallah çok geniş bir aileye sahipler gerçekten. Ne kadar Allah ne kadar çok güzel. Allah bereket vermiş. Evet, evet. Çok güzel. Biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, türkümüzü onlara da armağan etmiş olalım. Tamam. Şimdi Kerkük'e doğru uzanacağız. Bir Kerkük türküsü. Bu türkümüzü de Aynur Çakır Kütahya'dan istemiş. Aynı zamanda bir de Celal Kızak Bursa'dan Trilye sakinlerine ve çalıştığı otelin çalışanlarına istemiş. Bir Kerkük türküsü, Altın Hızma Mülayim diyeceğiz şimdi sırada. Mikrofon sende. Thank you.
Herhalde Türk halkının en çok repertuarında var olan ya da evet. Türk insanının en çok bildiği türkülerden birisidir Altınız mı Bilayım? Aynen öyle. Herkesin kulağında bilindik olan eserdir. Evet. Kerkük türküsüdür. Güzel de oldu. Yüreğine sağlık. Teşekkür nefesine ederim. Sağlık. Sizlerin de ellerinize sağlık diyeyim ben de. Şimdi biraz hareketleniyoruz. Bursa'dayız şimdi. Bursa'ya geliyoruz, dönüyoruz diyeyim. Memleketimize geldik. Evet. Bu türkü sıradaki türkümüzü de Şerafettin Bey istemiş. Bursa'dan eşim ve Bursalılara gelsin demiş. Bir de Rıdvan Turgut istemiş. O da Bursa'dan. Yavuz, tamam. Samet, Cevat ve Gülsüm'e gelsin demiş. Onlara da armağan etmiş olalım. Biraz hareketlenelim. Tamam. Çok çok bilindik bir Bursa türküsü. Bursa'nın ufak tefek taşlarını istemişler. Tamam. Bursa'da dostlarımıza armağan edelim biz de. Evet. Halk oyunları geliyor. Halk oyunları, evet. Yarışmaları geliyor değil mi Alperen Hocam? Bursa'nın ufak tefek taşlarında icra edince, duyunca. Aynen, o aklımıza geliyor. Şöyle sanki şuradan çıkıvereceklermiş gibi oynamak oyuncu için. Arkadaşlar çıkacaklarmış gibi. Güzel bir Bursa türküsüydü. Evet. İlimizin izleyicilerine de armağan etmiş olduk. Bursalı izleyicilerimize de armağan etmiş olduk diyelim. İstek hattından da bahsetmende fayda var eğer istek okuyacaksan. Okuyorum, evet, sık sık istek okuyorum. Hatırlatalım istek hattını. istek@gonuldagi.com adresinden, aynı zamanda 0224 alan kodu 361 57 57 numaralı telefondan da bizlere isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Bursa TV'yi bir boşluk bırakıp istediklerini, isteklerini, mesajlarını, evet, yazıp 3969'a sevgili izleyicilerimiz gönderebilirler. Evet. Bursa TV bir boşluk. İsteklerimizi yazıp 3969'dan da bize isteklerini gönderirseler önümüzdeki hafta okumuş oluruz, evet, dedik. Yine nereye dönüyoruz? Şimdi bir istek türkümüz daha var tabii ki. Osman Çakır ulaşmış Kütahya'dan. Eşime Bursa İnegöl'de görev yapan oğlum Yunus Emre'ye, gelinim Pınar'a ve Bursa'daki dost ve akrabalarıma gelsin demiş izleyicimiz Osman Çakır. Ona armağan edelim o zaman. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu diyeceğiz. Thank you.
Sağlık Ayşe Onur. Teşekkür ederim. Sizlerin de ellerinize sağlık. Bir izleyici grubumuzun daha isteğini yerine getirmiş olduk. Evet, Osman Çakır istemişti bu türküyü. Ona da armağan etmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Hangi yöreye gideceğiz? İsteklerle devam ediyoruz programımıza. Erzurum'a doğru uzanacağız. Pınarbaşı'ndan bulanır diyeceğiz. Bu türkümüzü de Hasan Kırtıl'a armağan ediyoruz. Erzurum'dan bizlere ulaşmış. Tüm Erzurumlulara, Bursa TV çalışanlara, İzmir'deki abilerim ve ablalarıma gelsin demiş. Onlara da armağan olsun. Bir Erzurum'a doğru uzanalım o zaman. Tamam, Pınarbaşı'ndan bulanır diyelim. Hadi mikrofon sende. Oh,
Erzurum'a da uzanmış olduk. Evet, güzel bir Erzurum türküsüydü. Pınarbaşı'ndan Bulanır dedik, Hasan Kırtıl Erzurum'dan ulaşmış, bu türküyü istemişti bizden. Şimdi izleyicilerimize minik bir sürprizimiz var aslında. Sıra geldi Anıl'a. Kendisi saz çalıyor ama aslında sesi de çok güzel arkadaşımızın. Bu hafta bir de onun sesini duyuralım dedik. Kendisi bize bir güzel bir türkü okuyacak. O zaman Anıl. Nedir? Hangi türküyü okumaya karar verdin? Biraz spontane oldu, sürpriz de oldu. Evet. Mevlam gör diyerek iki göz vermiş. Tamam. Senden çok dinleyeceğiz güzel. O zaman. Ton değiştirelim. Tamam. Tamam. Devam edelim. Mahzuni şerifim, dindir acını, dindir acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi dar ağacını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı, bilmem boylasam mı, boylamasam mı. Pir sultanlar gibi dar ağacını, pir sultanlar gibi dar ağacını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı. Ağzına sağlık, sağlık, ellerinize sağlık. Çok güzel oldu gerçekten. Güzel de oldu. Tebrik ediyoruz Anıl'ı bir kez daha. Gönülda izleyicilerimiz de sazını hep duyuyorlar. Sesini de duymuş oldular. Evet. Anıl'a teşekkür ettikten sonra biraz da program sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir 8-10 dakikamız kaldı. Evet, son iki türkümüzdeyiz.
Durmuş Boğaz ulaşmış Antalya'dan bizlere, onu hatırlatalım. Tamam. Antalya halkına, askerlerimize, Bursa TV ailesine ve bütün aşıklara gelsin demiş. Bir Erzurum türküsü daha okuyacağız şimdi. Eledim eledim höllük eledim diyeceğiz. Aynalı Beşik'te. Bebek beledim diyeceğiz. O zaman tekrar Erzurum'a dönüyoruz. Evet. Ayşenur, yüreğine sağlık. Güzel bir Erzurum teşekkür türküsüydü. Teşekkür ederim. Hepinizin de ellerine sağlık. Asker türküsüydü. Güzel bir Erzurum türküsüydü. Eledim eledim türküsüydü. Dedik. Evet. Onu da yerine getirmiş olduk. Evet. Programımızın bu haftada sonuna geldik. Evet. Bize, bu arada. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Artık teşekkürlerimizi yapalım. Yapalım. İstersen sonra da türkümüzü anons edip türküyle birlikte çıkarız. Ne dersin? Tamam. Öncelikle saz arkadaşlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hafta da bizlere sazıyla, sözüyle eşlik ettiler. Ellerinize, emeğinize sağlık, dilinize sağlık diyorum.
Kameraman arkadaşlarımız da burada bizimle bir hayli uğraşıyorlar, sağ olsunlar. Emekleri çok büyük. Rejideki arkadaşlarımızın, ses ekibimizin, ışık ekibimizin hepsinin ellerine, gönlüne, emeğine sağlık diyelim. Ben de Bursa TV ailesi olarak izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü türkülerimizi yalnız bırakmadılar, bizi yalnız bırakmadılar. Kesinlikle. Gönül Dağı programını yalnız bırakmadılar. Her hafta söylediğim gibi kültüre ve türkülere katkısından dolayı Sayın Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Yapımda emeği geçen herkese ben de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Ayşenur, sana sesine sağlık, yüreğine sağlık dedikten sonra haftaya 20.30'da ölmez de sağ kalırsak Gönül İnşallah. Dağı programında bir arada olmak umuduyla diyelim. Evet. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz, esen kalın diliyorum.